Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi sizi çok güzel bir manzara ile karşıladım. Burada mantarlarım var doğranmış. Burada elmalarım, armutlarım ve portakallarım var. Işıldıyor gördüğünüz gibi ışığın altında. Çok güzeller gerçekten. Bunlarla ben ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar bunlarla bunları kurutacağız bugün nerede kurutacağız kaloriferin üstünde kurutacağız kimisinin meyve kurutma makinesi var ama bizim öyle bir makinemiz olmadığı için biz kaloriferin üstün, üstünde kurutacağız şimdi nasıl kurutacağımızı anlatacağım burada şöyle hazırladım yağlı kağıtlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi kurabeleri ve pastalarda kullandığımız yal kağıtlar bunlar tesbihlerimize serdiğimiz bunların arasına mesela elmalarımızı bu şekilde Evet bu şekilde koyup yal kağıdımızı üzerine kapatacağız hepsini bu şekilde hazırlayacağız Evet arkadaşlar hepsini bu şekilde hazırladım. Mantarlarımı hazırladım. Böyle için açıp göstereyim. Armutlarımı, elmalarımı ve portakallarımı hazırladım. Gördüğünüz gibi tabi bunları ben mandalla yaptım. Şimdi niye böyle yaptım diyeceksin. Arkadaşlar böyle yapmam sebebi bu şekilde. Şöyle kalkıp durmaması. isterseniz eğer kalkmıyorsa yapmayabilirsiniz. Ama yaparsanız daha kullanışlı olur. Ben bir tanesini örnek olarak yaptım. Şimdi bunları kalıaferimizin üstüne koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi de kalıaferimizin üstüne koydum. Bu şekilde bunlar burada kurumaya bırakacağız artık. Böyle bu şekilde hepsini dizdim ve şimdi bunları kurumaya bırakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bunların kurumuş hallerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu portakalımız gerçekten çok da güzel gözüküyor. Bunları çayların içine atıp böyle isterseniz böyle çerez niyetine de yiyebilirsiniz. Burada mantarlarımız var. Burada yaşhalleri gördüğünüz gibi. Arkadaşlar kuruyunca daha da güzel kokuyor gerçekten. Böyle buram buram geliyor kokusu bana. Ve burada da karışık elmamız böyle elmamız. Ve burada da armutumuz var. Bunlar erik arkadaşlar. Bunu annem arasına da karıştırmış. Size de göstermek istedim. Tabi bu elmalar ve armutlar benim koyduğum elma ve armutlar değil. Sizi göstermek için öyle koydum. Ama kuruduğunda da bu kadar küçük olmayabilir. Çünkü ben daha büyük hazırlamıştım. Ama siz küçük olsun derseniz küçük de hazırlayabilirsiniz. Kestiğiniz armutların boyutunu ona göre ayarlayın. Şimdi bunu kuruları gösterdim arkadaşlar. Birçoğunuz zaten biliyordur domates, biber kurutuluyor. Ev, kışın böyle yemeklerimize konuyor. Portakallar kurutuluyor. Ama mantar kurutması çok yaygın değil. Mantarlar da neden kurutulmasın? Bakın çok da güzel oldu bence. Kışın dört mevsim böyle mantarlarımızı yemeklerimizin içine atabiliriz. Çok da güzel olur bence. Güzel bir proje olmuş oldu. Ve kurutmalarımızı da gösterdik. Videomuzun da sonuna geldik. Bu arada ben video arasında kaç gün kuruttuğumu söylemedim. Arkadaşlar bir gün bir gün falan yetiyor aslında kurutmaya bende ama sizde değişebilir. Yani o değişebilir. Ona göre sizde kendiniz ayarlayabilirsiniz. Videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.